Herkese merhabalar, ben Tuğba. Videoda bu çıtır çıtır gördüğünüz baklava tarifini vereceğim bu kez. Ama inanın bu baklava tarifini herkes yapabilecek. Mutlaka videomu ayrıntılı bir şekilde izleyin ve başlıyorum. Bir adet yumurta yoğurma kabına aldım. 110 milim sıvı yağını ekledim. 140 gram yoğurt ekliyorum. 120 milim de süt ekledim. 1 yemek kaşığı kadar diyebilirim. 25 gram tereyağı ekledim. Ve karıştırdım. Karıştırdıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı da sirke ekledim. 1 fincan yani 80 gram nişasta ekliyorum. 450 gram kadar da yaklaşık 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Karıştırıcıyı çıkaracağım artık ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Biraz yoğurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar da tuzu ekleyip tuzu iyice yedirene kadar bir 5-6 dakika yoğurdum. Hamurun dokusunu daha yakından gösteriyorum. Kapağını kapatıp bir 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika dinlendikten sonra hamuru tekrar toparlıyorum. Hamurun dokusunu sizlere daha yakından gösterdim. Şimdi hamuru uzatarak eşit parçalar halinde keseceğim. Cevizden biraz büyük parçalar oluşturdum diyebilirim. Daha yakından gösteriyorum. Dediğim gibi cevizden biraz büyük parçalar yeterli oluyor. Ben tam 25 tane beze oluşturdum. Üzerini temiz bir poşetle kapatıp bir 15 dakika bekleyeceğim. 15 dakika sonra nişastayla bezelerimi bir kahvaltı tabağı kadar açacağım. Küçük bir şekilde açmanız yeterli olacaktır. Yani avucunuzu açtığınızda ne kadar büyüklükteyse aynen o kadar açmanız yeterli olacak. İşte bu kadar açmam yeterli. Bu şekilde 5 tane bezeyi açıp aralarına nişasta serperek üst üste koyacağım. Bu tarifi ablamın evinde yapıyorum. Yeğenimin düğünü vardı. Onun için baklava yaptım. 5 tane hamurumu açtıktan sonra aralarına videoda gördüğünüz gibi bolca nişasta serpiyorum. Elimle hafif düzeltip üst üste koyuyorum bezelerimi. İnanın çok kolay. Denemek isteyen herkesin kolaylıkla deneyip yapabileceği bir baklava tarifi. Son parçayı da koyuyorum. Ve son parçanın üzerine nişasta koymayacağım. Sizlere katını da göstereceğim. Tam 5 tane üst üste koydum. Ve bunu bir kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Hazırladım. Üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum. Ve ilk hazırlamış olduğumu alıp açmaya başlıyorum. Altına ve üstüne biraz nişasta serpiyorum. Bu noktadan sonra
Oklava kullanmayacağım. Merdane ile açacağım. Hafif kenarlarından bastıra bastıra açın. Ben biraz fazla ince açmışım. Yani sizler çok fazla benim kadar ince açmanıza bile gerek yok. Biraz diğer tarafını çeviriyorum. Biraz da bu taraftan açacağım. Hamuru açması zaten çok kolay. İnanın sizi hiç zorlamayacak. Bu kadar açmam yeterli. Gayet ince açabileceğiniz bir hamur. Ve kenardan güzel bir şekilde katlıyorum. Elinizde bu şekilde kıvırdığınızda zaten kolayca kıvrılacaktır. Şimdi 2-2,5 santim kalınlığında kıvırmış olduğum hamuru kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurları tekrar oklava yardımıyla ya da merdane ile bu şekilde açacağım. Hepsi bu kadar. Ve içine daha önceden iri olacak şekilde dövdüğüm cevizden koyacağım. Uçlarını böyle kapatıp tepsiye diziyorum. İnanın çok kolay. Herkesin yapabileceği bir baklava tarifi. Mutlaka deneyin ve bana yorumlarınızı atın. Ayrıca videomu buraya kadar izleyenlerden yine ufak da olsa bir yorum bekliyorum. Tekrar gösterdim. Arasına cevizi koydum ve kapattım. Bütün baklavalarımı hazırladım. Tam 2 tepsi baklava çıktı. Şimdi baklavanın yağını dökeceğim. Yağının videosunu merak edenler aşağıya link bırakacağım. Daha önceki hazırlamış olduğum baklavanın tarifinden yağının ve şerbetinin ayrıntılı videosunu izleyebilirsiniz. Ve yağını döküyorum. Daha yakından da gösteriyorum. Her iki tepsinin de yağını döktüm. Ve şimdi 180 derece ısıtılmış fırında pişirdim. Yaklaşık 40-45 dakika pişiriyorum ben. Ve baklavalarım gerçekten harika oldu. Çıtır çıtır. İncecik telleri sayılan bir baklava. Daha önceden hazırlayıp soğuttuğum şerbeti ılık baklavaların üzerine döküyorum. Lütfen buna dikkat edin. Bu baklava çok ince olduğu için soğuk şerbet dökmenizi tavsiye ediyorum. O zaman daha da çıtır çıtır bir baklava oluyor. Sizlere şimdi birazdan dokusunu göstereceğim. Bu arada Türkan Lina da ona vermem için sabırsızlanıyor ve bana sinirleniyor. Nasıl çıtır çıtır olduğunu görüyorsunuz. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.